Değerli başkanlarım, kulüp başkanlarım, yöneticilerimiz, çok değerli basın, toplantımıza hoş geldiniz. Kardeşini bir tık geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlarımızla bir yemek yedik, bir araya geldik, sohbet ettik. Onun bir sonucu olarak bugün buradayız. İzmir kulüpleri olarak, İzmir spor kulüpleri olarak bugün bir ortak metni üzerinde mutabık kalmış bir ortak metni sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu ortak metni biraz sonra sizlere okuyacağım. Ondan sonra değerli başkanlarımız konuşmalarını yapacaklar. Sonrasında da soru cevap olarak dilediğiniz sorulara cevap vermeye çalışacağız. Hem biz hem kulüp başkanlarımız. Bari hoş geldiniz bu arada. TSE'de başkanımız, İzmir başkanımız burada. Evet. Ortak metin olarak kaleme alan metni sizlere okuyacağım. Daha sonra bu metni arkadaşlarımız sizlere dağıtacaklar. Basında kullanmanız için. İzmir'in spor kulüpleri kentimizin en önemli markalarıdır. Gerek sportif birikimleri, kuruluş hikayeleri, şanlı tarihleri ve ortalama 100 yıla dayanan köklü geçmişleriyle spor kulübü kimlikleri dışında aynı zamanda en önemli kent miraslarımızdır. Bu mirası korumak ve geliştirerek gelecek nesillere aktarmak sorumluluğumuz bulunmaktadır. Ancak bu sorumluluk ve görev biz spor kulüplerinin yöneticileri dışında aynı zamanda yerel ve merkezi yönetim temsilcilerinin, meslek örgütlerinin ve tüm kent dinamiklerinin görevi olması gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz. Günümüzde genç jenerasyon bazı kentlerin isimlerini önce o kentlerin spor kulüplerinin adıyla öğrenmektedir. Ülkelerle birlikte kentlerin de marka olarak ön plana çıktığı günümüzde spor kulüplerini kentlerin bilinirliğine, marka değerine ve ekonomisine verdikleri büyük katkı bir dünya gerçeğidir. İzmir'in spor kulüpleri ekonomik yapılarının desteklenmesi, tesis yatırımlarının geliştirilmesi ve tamamlanması ve şehir dinamiklerinin desteği açısından diğer şehir kulüpleriyle kıyaslanmayacak seviyede geri kalmıştır. İzmir'deki spor kulübü zenginliği şehir dinamiklerinin desteği noktasında bir negatif gerekçe olarak gerekçe durumuna getirilmiş, size destek olursam herkes olmam gerekir söylemiyle verilen destekler hep sınırlı kalmıştır. Güncel durumda diğer şehir takımlarıyla olan rekabetimiz haksız rekabet boyutunu bile aşmıştır. Kulüplerimiz yöneticilerini ve camialarının bireysel fedakarlıkları ile ayakta kalma mücadelesi vermektedirler. İzmir'in spor kulüpleri olarak bizler yeni ve daha kolektif bir anlayışla güç birliği ve işbirliği yapma kararı aldığımızı kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Bir, en yakın zamanda gerek merkezi ve gerekse yerel yönetim yönetimini temsil eden tüm paydaşlarla konuyu değerlendirmek üzere bir spor şurası toplanmasını kendimizin ve kulüplerimizin desteklenmesi anlamında şehrin tüm dinamiklerinin desteklediği ve sahiplendiği bir spor anayasası oluşturulmasını istiyoruz. Belediye spor kulüplerinin kendi spor kulüplerimize rekabet eden değil, onları destekleyen bir yapıya kavuşturulmalarını, rekabet edilen alanları kulüplerimize terk ve devir etmelerini, bu şekilde maddi kaynakların ve insan kaynağının
daha verimli kullanılmasının sağlanmasını istiyoruz. Statlarımız sportif ekonomik başarılarımızın anahtarıdır. Bütün dünya örneklerinde olduğu gibi statların şehir içinde şehre ve kulüplerimize değer katacak yapılar olarak değerlendirilmesi, bu konuda geçmiş dönemlerde yaşanan gecikmelere ve dolayısıyla büyük ekonomik kayıplara yol açan fikir ayrılıklarının artık gündemden kalkmasını, söylem ve hedef birliğinin oluşturulmasını istiyoruz. İSVAK, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın ortak kuruluşumuz olarak görüyor, misyonunu destekliyoruz. Bu misyona uygun olarak İSVAK aracılığıyla kulüplerimiz için kalıcı, sürdürülebilir ve kulüplerimiz arasında adil bölüşüne ekonomik kaynaklar yaratılmasını, yürütülen tesisleşme ve yeni proje geliştirme çalışmalarının desteklenmesini istiyoruz. Bu konulardaki kararlılığımızın göstergesi olarak saha dışında çok daha fazla bir arada olacağız. Birbirimize her anlamda destek olacağız. İzmir'in geleneğinde yaşam ve spor kültüründe var olan centilmek ve hoşgörüyle taraftarlarımız arasında köprü olacağız. Şehrimizde bu konuda uygun iklimin oluşması adına kulüp başkanı olarak sahada sportif anlamda rekabet ederken ülkemize ve tüm spor camiasına örnek olacak şekilde saha dışında her alanda işbirliği ve güç birliği yapacağız. Kamuoyumuzla saygıyla paylaşırız. Altay Spor Kulübü Derneği, Altınordu AŞ, Buca Spor Kulübü Derneği, Göztepe AŞ, İzmir Spor Kulübü Derneği, Karşıyaka Spor Kulübü Derneği ve İzmir olarak ortak metnimiz budur değerli arkadaşlar. Bu metni paylaşır mısınız arkadaşlarımızla? Evet. Bu ortak metni sizlere okudum. Şimdi çok değerli kulüp başkanlarımız. Bu konu tabii çok geniş, çok kısa bir özet bu sizlerle paylaştığımız metin. O konuda kendi düşüncelerini, duygularını sizlerle paylaşacağım. Çok sevgili davetliler, İsmail'in kardeşlerim, sayın basın mensupları. Şimdi bu biraz önce zaten İSVAK bu kulüplerin ortak düşüncesini okudu. Kendi başına bu zaten ne istediğimizi çok açık bir şekilde. Ancak çok kısa olarak şunu söyleyeyim, ya böyle bir gerçek neden çıktı? Neden İSVAK böyle bir şey koordine etti? Zaten burada benim 5. yılım başkanlıkta, 5. yılı yakında dolduracağım. Biz kulüpler olarak başkanlar arasında her zaman iyi, pozitif bir diyaloğumuz var. Hakikaten boğulmuştu ya. İzmir'de o eski daha kırıcı olan iklim çok uzun zamandır yok. Esasında onu Ali Başkan'la biz başlatmıştık Karşıyaka Başkanı olduğunda. Aynı şekilde Turgay Başkan'la benim, Özgür Başkan'la her zaman bir diyaloğum var yani konuları birebir bir araya geldiğimizde konuşuyoruz ve hepimizin de esasında isteği bir tane İzmir'i en iyi şekilde temsil etmek. Yani bu temsil şekli zaman zaman değişebilir. Yani biz şimdi Süper Lig'de olabiliriz. Bayağı ileride başka takımlar burada olabilir. Ondan sonra Altınordu'yu unutmamamız lazım. İzmir için önemli şeyler yapıyor. Ama hep kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda, toplantılarda, özellikle Turgay Başkan'la son zamanlarda çok konuştuk. Şunu diyorduk. Yani biz acaba şehre tam istediğimizi verebiliyor muyuz? Veremiyorsak bunun sebepleri nedir? Yani buna bu açıyla baktığımızda hakikaten İzmir hala
İzmir hala her ne kadar futbolda son birkaç yıldır bir hırsızlanma varsa, yani futbolda bir şey yaptık, işte Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması, Altınordu, Altay'ın kumunlarda. Karşıya kadar inşallah gelecek bizim spor yapımızda da şey yaptık, o da güzel şehrimizin ismini taşıyor. Çok önemli bizim için. Mustafa Başkan'la her zaman görüşüyoruz. Ama yani sadece futbol değil, genel spor olarak bu kadar spora uygun olan bir şehir, bu kadar geçmişte sporcu yetiştirmiş olan şehrimiz bugün hala eskisinden biraz daha iyi ama yeterli başarıya sahip değil. Bunun da en büyük nedeni olarak biz bunun adına şehir dinamikleri diyoruz. Şehir dinamiklerini maalesef İzmir'de bu başarıya yeterli ortak paydayı sağlamaması olarak görüyoruz. Peki nedir bu? Aynen bildirde okuduğumuz gibi. Belki bugünlerde özellikle yerel seçimlerde yaklaştığı için bunu daha çok konuşuyoruz. Bizi bütün belediye başkan adayları arkadaşlarımız ziyaret ediyorlar. Biz neticede partiler, biz kulüpler olarak bir siyasi hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla tüm partilerden olan aday arkadaşlarımızı büyük bir zevkle ağırlıyoruz bize gelmek isteyenlere. Ve onlara da aynı şeyi söyledik konuşmalarımızda. Yani biz şehir olarak sporda bugün olduğumuzdan çok daha proaktif olmak zorundayız. Özellikle ben geldiğimden beri hep ne zaman bu konuları gidip görüşürsem şehirde şöyle bir, yani bu iş adamında da vardı, belediyelerde de vardı ya işte hani siz Göztepe yaparsak bak karşıya kapak Altay örnekleri hep hayatta önümüze çok koyuldu. Bu çok yanlış bir şey. Yani bunu bu şekilde yıllarca devam etmiş ama bundan sonra devam etmemesini istiyoruz. Tam tersi, bütün bu kulüpler İzmir'in değeridir. İzmir'in rengidir. Dediğim gibi bu kulüplerden bazıları belli zamanlarda diğerlerinden daha fazla başarılı olabilir. Hiç önemli değil ama bu kulüplere İzmir'in ihtiyacı var. Bugün artık dünyada bir şehri tanıtmanın en güzel yolu spor. Özellikle ülkemizde futbol veya bizim yaşadığımız bölgede futbol. Bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Yani burada artık şehrin bunu çok daha fazla fark etmesi. İleride siyasilerin bu konuda bizlere yardımcı olması ki en azından statlar boyutunda ciddi bir hamle yapıldı son yıllarda, bizi oldukça mutlu etti. Yeni gelecek olan belediye başkanlarımızın hangi partiden olursa olsun hiç önemli değil. Bu konuda kulüplere çok ciddi destek olması gerekiyor. Burada zaman zaman karşılaştığımız en büyük zorluk, bu belediyelerin aynı zamanda kendi elleri de tabii ki spora hizmet verecekler. Kendileri tabii amatör branşlara verecekler ama kulüplerin yapabileceği birçok şeyi bugün kendileri yapmak istediğinde kulüplerle yeterli işbirliği sağlanamıyor. Örneğin bir salon, İzmir'de herhangi bir kulübümüzün gidip ki biz de bu kulüplerde yüzlerce genç oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. Çeşitli branşlarda bir salon bulamıyoruz. Bu tür konularda artık biz hep beraber, ben uzun konuşuyorum, sözü arkadaşlarıma vereceğim. Kulüple olarak şunu diyoruz, yani biz hepimiz birlikteyiz. Dolayısıyla artık işte Karşıyaka veya bu lafları kaldıralım, biz kaldırdık zaten hayatımızdan. Şehre yardımcı olalım. Şehre yardımcı olmak için de başımızda İzvak gibi çok önemli bir şansımız var. Yani bu yardımcı olunacak noktalarda bize bu yardımı gerektiğinde koordine edebilir, gerektiğinde bizim adımıza hareket edebilir, bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Dolayısıyla İzmir'imizi başarılı yapmak istiyorsak bugünden daha çok, İzmir bunun kesinlikle layık bir şehir, kesinlikle bunu başarabilecek bir şehir. Sadece futbolda değil, her branşta takımlar çıkarabilecek bir şehir. Bunu İzmir olarak birlikte yapalım diye bugün bir araya geldik. Teşekkür ederim. Ben de tüm partilerine hoş geldiniz. Tekrar sayın başkanları saygıyla selamlıyorum. İSVAK'a da bu toplantıya yönelik olduğu için çok teşekkür ediyorum. Mehmet Başkan'ın söylediklerine katılmamak elde değil. Hepimizin duyguları
duygularda tercüman oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. Muhteşem bir insan kaynağı var. İnanılmaz güzel bir coğrafyası var. Ama sporuna baktığınız zaman, 100 yılı geçmiş spor kulüplerinin durumlarına baktığınız zaman son 5-6 yıldaki düzenlemeleri bir tarafa atın. Hepimiz sanıyorum tesis fakiriydik. Hala şehir maalesef bu tesis fakirliği yükünü üzerinde taşıyor. Şu anda İzmir'de uluslararası ölçülerde müsabaka yapılacak ne stadımız var, ne salonumuz var, ne havuzumuz var, ne atletizm pistimiz var. Bir kere bu sıkıntıları bir ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü sporun başarı endekli olabilmesi için bu tip organizasyonlar bütün dünyada olduğu gibi bizim için de çok önemli. Ben size bir tane örnek vereyim. Geçen gün toplantıda söylemiştim. Geçen sezon sonuna doğru FIBA başkanını İzmir'e davet ettim. Bir organizasyon yapabilir miyiz diye, üst düzey bir organizasyon yapabilir miyiz diye. Basketbolun en tepesindeki adam Avrupa'da iki tane salonumuzu gezdi ve gülerek dedi, Turgay bundan hangisinde bir müsabaka, uluslararası müsabaka yapmayı düşünüyorsunuz dedi. Yani bu, ben hakikaten Avrupa'daki, dünyadaki bütün salonları aşağı yukarı dolaşmış bir insan olarak şunu söyleyeyim ki iki salonumuzda da maalesef basketbol oynanması, yani uluslararası anlamda basketbol oynanması mümkün değil. Aynı şekilde futbolda da bir en son milli maçı ne zaman yapmıştık, hatırlayanınız var mı? 2009. Futbolda. 2009 mu? O da gayresmi. Gayresmi. Evet. Yani 10 küsur yıldan beri. Resmi maçı İzmir'e yakındı. Evet. İzmir'de böyle bir organizasyon da alamıyoruz. Tabii bunları alamadığımız zaman buradaki İzmir ekonomisinin de spor anlamında bir kalkınmasına katkıda bulunamıyoruz. Bu birleşmenin en büyük nedenlerinden bir tanesi, İzbak çatısı altında birleşmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi, sesimizin daha gür duyulması bir. İkincisi, dışarıdan görüldüğü gibi bizim bu 8 kulübün parçalı olmadığını bir kez daha tüm kamuoyuna haykırmak istiyoruz. Tekrar organizasyon için bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum. Misafirlerimiz, değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Değerli başkanlarım, zaten gerekli şekilde konuyu en iyi şekilde ifade ettiler. Fakat bizler gerekli kulüpler olarak tesis artı ekonomik olarak gerekli yardımları göremiyoruz. İzmir olarak göremiyoruz. Genel olarak Türkiye genelinde baktığımız vakit biz bir amatör kulüp, bölgesel bir amatör kulüp olmamıza rağmen yarıştığımız takımların hepsi belediye takımları. Fakat bu bütçeyi nereden buluyorlar, nasıl buluyorlar? Bunu merak ediyorum. Biz kendi bölgemizdeki belediyelerimizden talepte bulunduğumuz vakit böyle bir imkan olmadığını, böyle bir imkanı bize sağlayamayacaklarını ifade ediyoruz. Değerli başkanlarım, genelde bütün konuyu ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde bu birlik beraberlik içinde İzmir kulüpleri olarak hepimiz çok iyi yere geleceğimizi tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli başkanlarım, değerli yönetici arkadaşlar ve çok kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Sözlerim öncelikle İzba, bu güzel organizasyonda bize hem ev sahipliği yaptığı için hem de bir çatı olduğu için çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel ki burada diğer kulüp başkanlarımız artık ben değil de biz kelimesine çok güzel alıştı. Bunun için değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Her yerde söylüyorum, şu an İzmir'de spor camiasında çok güzel bir ekibiz. Bu noktada artık bu söylemleri bireysel olarak
bir yerlerde değil de hep beraber ortak olarak burada açıklamak istedik. Ve bu noktada ben diyorum ki biz biriz, İzmir'iz. Artık hiçbirimiz ben değil, biz demeliyiz. Maalesef hepimiz ortak problemler yaşıyoruz. İzmir'imiz Türkiye'nin incisi ama maalesef spor kamuoyu noktasında eksik kalıyoruz. Ve hepimizin ortak problemlerinden bir tanesi tesis konusundaki problemler, kapalı spor salonu konusundaki problemler, yüzme havuzu ve diğer branşlarda tesis eksikliklerimiz ve rekabet konusunda maalesef ki diğer il takımlarıyla, diğer şehir takımlarıyla olan mücadelede bazı eksikler yaşıyoruz. Bunları aşabilmemizin en önemli noktası birlik olmamız. Ayrı olduğumuz zaman maalesef ki arkadaşlarımızın da bahsettiği şekilde bizlere bazı bahaneler geliyor. Bu ayrılığımızdan faydalanıyorlar. Ve bu noktadan sonra burada oluşumuz ve ortak imzalayacağımız bu protokol artık bir olduğumuzu, hiç kimsenin bizi bölemeyeceğini burada ifade etmektir. Aynı zamanda ben buradan bir belediye başkanlarımıza da çağrı yapmak istiyorum. Onlardan da bu birlik ve beraberliğe söz vermelerini talep ediyorum. Bu yapacağımız ortak bildirinin içerisinde bazı taleplerimiz de vardır. Bu taleplerin yazılı olacağı bir taahhütname oluşturacağız ve söz veren belediye başkanları istiyoruz. Artık sadece mikrofonda veya bize geldiğinde kapalı kapılar arkasında değil, yazılı olarak bize İzmir Spor'una, İzmir Spor Kulüplerine söz vereceklerine dair yazılı bir taahhütname istiyoruz. Bu taahhütnameyi biz oluşturacağız. Burada bireysel çıkarlar değil, ortak çıkarlar söz konusu olacaktır. Ve bu noktada herkesin elini taşın altına koyması gerek. Ama bunları sözde değil, artık yazılı olarak da yapmaları gerekiyor ve yaptıkları şeyleri de uygulamaları gerekiyor. Buradan belediye başkanlarımızın bu başlatacağımız birlik ve beraberlik çalışmasında bizleri desteklemeleri için bu taahhütnameyi de bize göndermelerini rica ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler ayağınıza sağlık. Kıymetli misafirler, hoş geldiniz. Öncelikle şunu ifade etmem lazım. Sayın Başkanım Seyit Ömer Özkan bugün Yürüsel Üst Yönetimi İzmir'de onları misafir ediyor. Ben oradan geliyorum toplantıya. Kendisi bildiğini bilse imzaladı. Bunu da ifade etmek isterim. Şimdi bizim kıymetli başkanlarımız MSP başkanımdan başlamak üzere zaten konuyu özetlediler. Ben birkaç ekleme yapmak isterim. Ben değil biz olarak bakmak anlamında bir kere İzmir anlamında baktığımızda şöyle bir durum var. 5-6-7 Nisan tarihlerinde biliyorsunuz 6.sını yapacağız. O 12 kap ki bunu tamamen kulübümüz organize ediyor. Ama baktığınızda biz o 12 İzmir kap diyoruz adına. Yani bu yüzde şehrimizin ismini zaten kupanın içine koymuş durumdayız. Bunun dışında sevgili başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nu yarın konuk edeceğiz. Göztepe ile Cumartesi günü Talat Bey'le beraberdik tribünde. Hazırlık maçı yapma, özel maç yapma hakkımızı sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bu şehirde mümkün olduğunca yapmaya gayret ediyoruz. Bütün İzmir kulüplerini, yani bir asırı aşan ve bir asıra yaklaşan kulüpler bunlar. İzmir'in markaları. Özel günlerinde, başarılarında, Karşıyaka'nın basket maçında, arkasının voleybol maçında, Göztepe'nin Karşıyaka'nın altıyının doğum gününde, bunları yaptığınız için söylüyorum zaten. Dolayısıyla burası, evet çok güzel söyledi Özgür Başkan, ben değil biz, burası bizim şehrimiz. Göztepe Süper Lig'de biz Altay'la, İzmir Spor, Karşıyaka, herkes bir çaba veriyor. Ben çok katılıyorum. Belki de bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi yönetimler, en güzel insanlar işin başında. Tam şehrin misyon ve vizyonuna da uygun olarak da görüyorum bir İzmir çocuğu olarak. Dolayısıyla bildirinin altına imzamızı atıyoruz. Ben değil, bize her zaman varız. Biz İzmir olarak ortaya bir şey koyarsak
mutlaka tesis anlamında, oyuncu havuzu anlamında ne derseniz deyin, futbol ya da farklı bir branşta çok daha farklı yere gelecek bu çağdaş dinamik ilimiz. Ben de İzbak ailesine çok teşekkür ederim böyle bir toplantı için. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Ben de herkese hoş geldin diyorum. İzbak'a o kadar böyle bir şey önemli olduğu için özellikle teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir oluşma zaten ihtiyaç vardı İzmir'de. Bunu çok net görüyoruz. Ben şunu söylüyorum. Tabii ki belediyelerden biz bir şekilde destek bekliyoruz veya maddi veya tesis anlamında. Ancak bunun yanında en büyük eksikliği bence manevi destek açısından da İzmir'de gelenlerinden çok ciddi bir mahrumiyetimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, deplasman maçlarına gidiyoruz. Bir deplasman maçında gittiğimiz ilin valisinden, kaymakamına, büyükşehir belediye başkanından veya işte başsavcısına kadar protokole baktığımızda inanılmaz bir şekilde bir destek verildiğini görüyoruz. Bu manevi destek önemli. Ya geçen gün bir deplasman maçında vali o gün o ildeki okulları tatil etmiş. Yani böyle bir destekten bahsediyoruz. En son gittiğimiz deplasman maçında böyle bir şey karşılaştık. Yani biz kendi sahamızda insanları ağırladığımızda böyle bir desteğin esamesi yok. Yani öncelikle şunu söylüyorum. Evet, maddi desteğin de manevi desteğe de çok ihtiyaç var. Sonuçta bu biraz spor, biraz psikolojiyle ilgili bir şey. Galibiyetler bununla birlikte geliyor. Biz kendi maçlarımıza, İslam maçlarımıza baktığımızda protokolde hemen hemen bürokrat ve işte öne gelenlerden çok az insan görebiliyoruz ki bu bence önemli. Yani başta şunu yapılması gerekiyor. Bu ilin önde gelenlerinin bu spor kulüplerinden sahip çıkmaya karar vermesi gerekiyor ki bu sahip çıkma başlangıcı olarak işte buradan geçiyor. Ardından diğer hususlar önem arz ediyor. Tabii ki hepsi bir bütündür. Ben inşallah bundan sonra işlerin daha değişeceğini, ilin önde gelenlerin de bu oluşuma destek vereceğini düşünüyorum, inanıyorum. Bunun için de zaten altına imza atıyoruz. Ben tüm başkanlara da teşekkür ediyorum. Herkese saygı duyuyorum. Değerli başkanlarım, çok teşekkür ederim. İzninizle bu metni imzaya açıyoruz şimdi. Daha sonra da sorularınız varsa onlara cevaplayacağız. Ben de. 20 bir dakika. Abi çok öne gitmeyelim. Abi niye sokuyorsun oraya kadar? Tamam. Başkanım bir de böyle bakın. Teşekkür ederim. Evet, bu metni almayan arkadaşımız var mı acaba? Şunu dağıtır mısınız lütfen? Arkadaşlar dağıtıyordu. Birkaç kişi aldı ama. Almayan arkadaşlar varmış. Yardımcı olursa. Lütfen verir misiniz? Ümumiyetle cevaplayalım. Tabii ki kulüp başkanlarımıza dilediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Yok mu? Her şey çok açık. Çok mu açık her şey? Hayırlı olsun. Evet. Bülent abimin
bir sorusu var galiba. Yok. Herkesin merak ettiği, bugüne kadar olan yönetimden, belediyeden eksikleriniz olduğu için memnun musunuz değil misiniz? Onu sormak istiyorlar işte açıkçası. Bundan sonraki beklentileriniz net olduğunu zaten herkes merak ediyor. Onlar da şekilde açıkladınız. Geçmiş geçmiştir. Başka? Geçmiş geçmiştir. İnşallah 70 sayfa olsun bu. Öyle biliyoruz. Yani bizim istediğimiz diğer şehirlere yani örnekleri var. Örneğin mesela en iyi örnek ben bu konuşmalarında Antalya Belediyesi'ni veriyorum. Bakın Antalya Belediyesi inanılmaz bir altyapı tesisi ve stat yaptı. Arkasından Alanya'da yapıldı. Yani karşıdayız ya. Dolayısıyla aynı belediye. Yani benim olan burada özellikle tesisler konusunda belediyelerin daha proaktif olması gerekiyor. Fonlarını düzgün kullanması gerekiyor. Yani bazen illa ben yapacağım diye düşünüyorlar. Yani biz gidiyoruz herhangi bir salona, şey zaman yok, şey yok, hep aynı cevapları alıyoruz. Yani bu sadece tabii belediye olayı değil, şehrin dinamikleri de çok önemli. Yani bugün şurada bakın kaç tane, 6 tane kulüp var. Bu 6 kulübün acaba bakın şey formalarında kaç tane İzmir firması reklam vermiş acaba oraya? Yani bu böyle bir şey dünyada yok. Ben de mesela hiç yok gösterdi. Yani bu demek ki ama emin olun bir yerden başlayınca arkası da gelir yani. Yok yani İzmir'de, İzmir şehrindesiniz. 4 milyonu geçtik değil mi? 4,5 daha iyi bilir. 4,5-5 milyon diyoruz ama şehrin dinamiği dediğimiz dinamikleri hep arkada bekliyor. İşte Özgür gelsin, Turgay gelsin, yani birileri sırtlansın bir de oradan başarı olsun. Çok zor olur yani. O kalıcı da olmaz zaten. Yani bütün şehrin dinamiklerinin. Kendi aramızda her zaman tartışıyorduk zaten. Yani bu çok önemli. Mesela hep biliyorsunuz ben salon sporlarında hep geldiğim günden beri 5 yıldır söylüyorum. Erkek basket kurmam niye Karşıyaka gibi bir kulüp varken bu kadar spor fakir bir İzmir'i yani kendi içimizde ne yani Karşıyaka ile rekabet yapacağız yani amacı olmayan şeyler birçok branşta bizde 19 tane amatör branş var şu an yani birçok branşta maalesef yani çok daha ileriye gitmemiz lazım. En büyük sorun da tesis yani gidiyorsunuz bir eskirim mesela işte bilmem kaç metre bu çocuklara epe için, şey için yer lazım. Bunu bulmanız hemen hemen Turgay Başkan güzel anlattı. Yani mümkün değil yani. Benim aklım almıyor. 5 milyon, 4,5-5 milyon nüfuslu bir şehirde biz bu çocuklara bunu nasıl temin edebiliriz? Yani bunları hep beraber, yani geçmişi unutup, geçmişte ne olduysa oldu. Hani hep beraber ileriye bakacağız artık. Evet. Daha önce bundan büyüklerin de bir de gazeteci abilerinden 15 sene evvel, 20 sene evvel İzmir spor kulüpleri kendi aralarında İzmir dışından futbolcu kiralamaktansa ya da oynaması, tecrübe kazanması için göndermektense İzmir takımlarına veriyordu futbolcuları. Bunu Altınordu Uca yapardı. Şu anda onun çok büyük bir eksikliği var. Ve bu eksiklikten en fazla mağdur olan kulüpte İzmirspor olarak görüyorum. Yani maddiyat bir yere kadar. Burada birlikte ve beraberlikten bahsediyoruz ya. Yani Süper Lig'deki takımlarımız, bir alt ligdeki takımlarımız, en alt ligdeki takımlara, futbolcularını daha böyle İzmir takımını, İzmir ismi gelen bir şekilde düşünerek yardımcı olsalar başarı biraz daha fazla olur gibi düşünüyorum. Bu konuda da sayın başkanlarımın dikkatini çekmek istiyorum. Gerçekten bu konuda çok eksiyiz. Ben İzmirli futbolcuları birçok kulüpte dışarıda kiralık oynadığını biliyorum. Ben buna bir cevap vereyim. Aslında belki medyada yer almıyor ama biz birbirimize bu konularda destek oluyoruz. Yani örneğin, ben çok basit bir örnek vereyim. Bizde şu anda transfer yasaklısıyız. Bize dışarıdan bir oyuncu transfer edemeyeceğiz. Bir oyuncu geldiği zaman ben Özgür Başkan'a da gönderdim. Altınordu'ya da gönderdim. Hadi Göztepe'nin şeyinde bir oyuncu olmadığı için gerçi Mehmet Başkan'a göndermedim ama böyle paslaşmalarımız oluyor ama
basına şey olmuyor olabilir. Daha eksik olabilir. Daha fazla olabilir. Daha fazla. Eskisi gibi değil. Ama çünkü bir de bak bize gelecek olan ama önce sağımız olduğundan dolayı diyorsunuz. Önce bu masanın kurulmuş olması lazım. Biz şey bundan sonra diyorum bak. Tabii tabii canım bundan sonra olacak. Ufak tefek oluyordu. Yani ihtiyacı olan kulüplerimiz çok var. Biliyoruz biliyoruz. Evet. Başka? Değerli başkanlarım sizlerin var mı? Peki. Çok teşekkür ederim. Bir dakika. Girmeyeyim bir dakika. Girmeyeyim. Abi çok öne geçmeyelim ya. Masanın arkasında masanın arkası daha mantıklı olur. Kapanacak o yüzden. Ben öne alalım. O zaman evet. Geniş çalışalım. Önce başkanları bir alalım. Efendim buradayız. Sağ ol Gökay abi. Sağ ol. Hadi hadi oğlum. Abi benim makine traktör ne yapayım ben ya? Evet, lütfen. Bari Bey. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Haber yazacağım. Başkan bir röportaj yapalım. İmzaları attınız. Tebrik ediyorum. Şimdi birkaç sorum olacak. Sayın İZBAK Başkanı Ali Erten ve Altay Spor Kulübü'nün Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile birlikteyiz. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Önce onu sormak istiyorum. Önce size sorup başlayalım. Evet. Amacımız daha fazla işbirliği ve güç birliği yapmak. Çünkü İzmir'in kulüpleri İzmir'in zenginliğidir. Bu zenginliğin zaman zaman bir negatif destek anlamında negatif bir etki yaptığını gördük. Bütün kulüplerimiz bundan şikayetçi. Halbuki biz bu şehrin zenginliğini herkes için faydalı hale getirmek istiyoruz. Bu nedenle kulüp başkanlarımız bir araya gelip bundan sonra daha fazla işbirliği ve güç birliği yapma konusunda iyi niyetlerini ortaya koydular ve kararlılıklarını ortaya koydular. Bundan sonraki süreçte inşallah hepsini çok daha fazla bir arada göreceğiz. Peki, teşekkür ediyorum. Size de aynı soruyu yönelteyim. Öncelikle bizim arka tarafta var olan birlikteliğimizi ön plana çıkartmamız gerekiyordu. Bu konuda İZBAK Başkanımız Ali Erten'le beraber uzun sohbetlerimizin sonucunda böyle bir organizasyonun yapılması gerektiğini artık karar verdik. Ve çok güzel bir ortak bildiri yayınladık. Bununla beraber artık hepimiz özellikle siyasi mecralarda ayrı ayrı değil de birlikte hareket etmeliyiz. Bizim İstanbul'da karşılaştığımız daha çok bir lobi olayımız var. Bu lobi konusunda eksikliklerimiz vardı. Burada işte güç birliklerini daha çok ön plana çıkartmamız gerektiği ortak okul oldu artık. Ve bu noktadan sonra zaten var olan masa arka taraftaki birlikteliğimizi ön tarafta hem siyasi gücümüzle hem sportif güçlerimizle bir arada daha fazla göstereceğiz. Peki İzmir için köklü bir değişim diyebilir miyiz? Yani bu imzaların atılması, tesislerin, stadların daha merkezi yerlere kurulması köklü bir değişime adım atacak diyebilir miyiz yani? Değişimden çok aslında var olan ön plana çıkartılacak ve daha çok buna işbirliği ve güç birliği diyebiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sizin de fikrinizi alalım. Köklü değişim için mi?
bence bir değişim olacaktır yani kesinlikle. Özellikle şehrin dinamiklerinde bir hareketlenme olacaktır. Bu noktada her zaman söylüyoruz, şehrin ileri gelenleri spor kulüplerine veya diğer organizasyonlara ne kadar değer verirlerse şehir de o kadar değer veriyor. Bu noktada onların bize göstereceği sadece maddi değil manevi değerin de bize çok büyük katkısı olacaktır. Ve bu noktada en kendimizi ifade edebileceğimiz şekil bu şekilde bir birlikte beraberlikti. Bunu da sağladık. Artık bence ciddi bir değişim olacaktır diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı olsun diyelim. Sayın Buca Spor Başkanı Cihan Aktaş'la birlikteyiz şimdi. Az önce de Ali Erten'e sorduk. Köklü bir değişim mi bizi bekliyor? İmzaları attık. Ne düşünüyorsunuz? Benim tabii ki inancım şu. Artık böyle bir birliktelikten sonra birliktelik adıyla değil kendisiyle var olmalı ki bence köklü bir birleşim olacağına inandığımız için zaten imzayı attık. Yoksa burada bir şey olarak bakmadık konuya ama şöyle, bence İzmir takımlarının muhakkak böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Zaten birçoğu şeyden mahrum kalan bir spor tip anlamda, çok ciddi anlamda mahrumiyetler, tesis sorunları yaşayan, var olan tesislerin bakımını sorunu yaşayan kulüplerdi de. Tamamı böyle bir sıkıntı içerisinde. Bence birlikte hareket etmenin çok iyi sonuçlarını alacağımıza inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de ben bu daha iyi başarıya götürecektir bu kulüpleri. Çünkü bu mahrumiyetlerin giderilmesi halinde bence iyi bir şeye başlangıç yaptık. Peki, teşekkür ederim. Yani aslında bu 9 büyük kulüp içinde bir hoşgörü, aynı zamanda ekonomik kaynak kurulan bir köprü vazifesi görüyor diyebilir miyiz? Evet, öyle bence. Bir de bunun haricinde bakın İzmir Spor'la kulüplerin arasında ciddi bir rekabet vardı. Bence bu saatten sonra bu rekabet artık tatlı bir rekabete dönüp o yıkıcı rekabetten çıkıp taraftarlar anlamında da bir birleşmeye yol açacağına inanıyorum. Artık bir düşmanlık değil de birlikte birbirimizi geliştirmeye yönelik bir rekabetin içerisine gireceğimize inanıyorum. Ekonomik anlamda da tabii ki bunların kurumlardan, belediyelerden geri dönüşlerini alacak, muhakkak alacağız diye inanıyorum. Çünkü bu birlikteliğin bir daha tok bir sesi olacak. Ben bu anlamda bir iyiye doğru gidişin başlangıcı olarak adlandırabiliriz diyorum. Tamam. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İmzaları attınız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Öncelikle. Şu an Karşıyaka Spor Kulübü'nün başkanı Turgay Büyükarcı ile birlikteyiz. Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Nasıl bir süreç bekliyor? Şöyle bir süreç bekliyor. Bir kere bu İzmir'de spor parçalanmasının, spor kulüpleri üzerindeki parçalanmanın bir önüne geçeceğiz. Bir yekpare olarak hareket edeceğiz. Tüm kulüplerin menfaatleri ve çıkarları için. Ama her seferinde söylüyorum, bundan şu algılanmasın. Kurumlar bize para versin, biz transfer yapalım değil. Biz sporcu yetiştirmek için ve İzmir'deki spor kültürünü iyi bir hale getirmek için, olimpik seviyelerde başarılar elde edebilmek için biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunun altını kalın kalın çizmemiz lazım bir kere. İkincisi, dediğim gibi İzmir spor tesisi açısından çok fakir. Yani uluslararası müsabaka yapabileceğimiz tesisler yok. Bunları kazandırmamız lazım. Ama İzmir'de çok önemli bir görev STK'lara ve İzmir'de iş adamlarına düşüyor. Hiçbir destek alamadık bugüne kadar. Özgür'le beraber ve diğer kulüplerle beraber bundan çok muzdaribiz. Aslında haksız rekabet dostluğa da dönüşüyor aslında kulüpler içinde, öyle de diyebiliriz. Aynen öyle. Hepimizin sorunu aynı. Yani hiç farkımız yok. Yani Altay'la Karşıyaka'nın, Göztepe'nin, İzmir Spor'un, Buca'nın, bütün hepimizin sorunları aynı yani. Peki kulüplerin böyle birbirine destek olması aynı zamanda taraftarın da ortak bir noktada buluşturacak değil mi? Öyle söyleyebiliriz. Şöyle, daha hoşgörülü olabilirler birbirlerine karşı. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani hiçbir şampiyonluk bir taraftarımızın kılından daha kıymetli değildir. Yani biz istiyorsanız 500 tane kupayı yan yana koyun.
Ama bir kişinin kılına zarar geldi mi o kupaların hiçbir faydası yok. Çünkü spor onun için yapılmıyor. Bir kere bunun farkına varmamız lazım. Biz başkanlar olarak oturuyoruz, yemek yiyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Taraftarlarımız da maçlardan sonra beraber otursunlar, yemek yesinler, birbirini kızdırsınlar. Ama birbirlerinin kılına zarar vermesinler. Öyle. Ya bizim bu konuda karşı yaka taraftarıyla çok güzel ilişkilerimiz var. Aynen taraftar öyle. Bazında. Özellikle 3. ligdeyken içeride bir yarı final maçı oynadık Çorum'la. O maçta son artık uzatma dakikalarında böyle 89'da 88'de falan karşı yaka taraftarı Büyük Altay diye bağırmaya başlıyor. Biz artık böyle umudumuzu yitirmeye başladığımız anlardı. 1-0 2-0'a ihtiyacımız vardı uzaması için. Orada sağ olsunlar bizi bir canlandırdılar. Bizim taraftar da ayağa kalktı ve 90+5'te Furkan'ın golüyle maç uzatmaya gitti. Daha sonrasında da o yarı final maçını kazandık. Final maçını da kazandık. Burada final maçında da bir sürü Karşıyaka formalı atkılı kardeşlerimiz vardı. Onlara da çok teşekkür ederiz. Doğrusu güzeli de bu ya. Yani evet. Hepimiz birimiz diyoruz. Tabii tabii aynı. Evet. Bak ben size bir şey anlatayım. Benim kayıp ederim eski futbolcu Bilir abilerimiz. Anlatırdı bundan 30 sene 40 sene önce Göztepe maçı yapıp maçtan sonra Göztepe'li futbolcularla beraber gidip eğlenirlermiş, bira içerlermiş, gezerlermiş. Ya bun, biz 50 senede geldiğimiz noktaya bakın ya. 50 senede geri gittik yani. Bizim daha ileri gitmemiz lazım. Kesinlikle. Çok teşekkür yani ederim. Bu şey biraz bizim durumumuz imam cemaat durumuna benziyor. Yani biz ya biz şimdi böyleyiz. Herkes de böyle olacak. Aynen yani. Öyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar hayırlı olsun. Buyurun.